Kemalpaşa Türkiye kiraz üretiminin %12'sini İzmir karşılıyor. İzmir'de üretiliyor. İzmir'in de %85'ini Kemalpaşa'daki çiftçilerimiz üretiyor. Bu yıl rekolte olarak baktığımızda %30, %40'a yakın bir rekolte eksikliğimiz vardı sezon öncesinde. Ama bunun kalite ve fiyatlarla açığı kapatır düşüncesi vardı. Ama tam tersine oldu. Yani hem rekoltemiz az hem de fiyatlar da geçen seneki rakamların altında kaldı. Yani bir yıl içinde girdi maliyetlerin artışı göz önünde bulundurulduğumuzda kirazımız oranında olmuş, oranı bırakın o oranın da altında kalmış oldu. Geçen yıl 15-16 seviyelerinde olan mazot bugün 42-43 lira. Gübre dediğimizde 300 liraya aldığımız gübre 1200-1300 lira seviyelerinde. İşçilik maliyeti geçen yıl sadece toplama maliyeti, yövmeci, gündelik yövmecinin fiyatı 350 liraydı. Bugün 700-800 lira. Yani bu gibi girdiğim maliyetin yüksek olması, yani hem fiyatların düşük olması, yani bugün pazara çıktığımızda kiraz alım yerlerinde en düşük kiraz 20 lira. En yüksek 55-60-70 lira bilemediniz. Yani geçen sene biz mesela 70-80 lira sattığımız kiraz bu sene 50 lira seviyelerinde. Mesela şöyle örnek vereyim. 250 şargalanmış şalelerin 300 lira olduğu etiketi gördüğüm gün Kemalpaşa'da kiraz 50 liraydı. Üreticinin cebine giren para 50 liraydı. Ama markette de tüketicinin para verip de aldığı o kiraz da 300 liraydı. Yani şu şeye geliyor 50 lira alınan kiraz 1200 lira. Ya şimdi isterseniz 50 liralıktan yukarı doğru bir fiyat araştırması yapın veyahut da 1200 liradan aşağı doğru gelin. Üreticiyle tüketicinin arasındaki makası biz daraltamadığımız sürece üretici bu işlerden para kazanmaz. Tüketici de bu ürünleri elde edilmek için yüksek fiyatlarda para ödemesi gerekir. Vallahi Kemalpaşa'da bu sene üretimi kiraz üretiminden çıkan çok üretici olur. Arazisini satan da çok üretici olur. Arazimiz bizim öyle yani İç Anadolu'daki şeyler gibi değil yani öyle yüzlerce dekar bir alanda bir üretim alanı yok burada. Yani bizim arazimiz Kemalpaşa'nın arazi ortalaması 17,5 dekar dönüm 17.500 metrekare. Tabii 2 dönüm, 3 dönüm arazi sayısı fazla. Yani bu insanın kalkıp da ben şu arazimin yarısını şunu yapayım, yarısını bunu yapayım. Riski bölme gibi şansı yok. Zaten 5.000 metrekare topu topu bir arazi. Yani öyle 100-200 dekar bir alan olmuş olsa işte 10 dönümde kiraz yapayım, 10 dönümde şeftali yapayım gibi alternatif şey arar. Ama bu olmayınca bir kişi öyle yani bir şey var, hakkı var. Eğer onunla muvafık oldu, devam ettiriyor. Bir üreticinin atıyorum 5 dönüm, 5 dekar bir alanı var. Burası kirazlık. Kirazdan para kazanıyorsa bu bahçeye biraz daha iyi bakıyor. Ama kazanamayınca yani ne kadar gidecek? En sonunda bu arazi elden çıkıyor.